Bu haftanın konusu Bodrum'da kiralık evler. Ve yarattıkları sorunlar. Evet, haydi başlayalım. Haydi başlayalım. Yeah, you got me thinking, oh you got me thinking I'm loud. You kept me waiting, waiting for the next time around. My heart is beating faster than the beat of a drum. Meltem Özden. Ben Arda Mehter. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bizler size Bodrum'un hem iyi yanlarını hem kötü yanlarını olduğu gibi gösteriyoruz. Ama biliyorsunuz ki aynı zamanda emlakçıyız. Evet, bizi YouTuber zannetmeyin. Biz direkt emlakçıyız. Burada yaptığımız işi çok seviyoruz ve yaptığımız işte de oldukça iyiyiz. Sizin de emlak için ihtiyacınız varsa, gayrimenkul konusunda en ufak bir ihtiyacınız varsa aşağıdaki numarayı arayabilirsiniz. Buradan bize ne zaman isterseniz ulaşın. Mail, WhatsApp ve aynı zamanda Instagram yoluyla da ulaşabilirsiniz. Hadi yavaş yavaş birazcık Eski Çeşme'yi gezelim. Durum. Burada sokaklarda birazcık yürüyelim. Hava da güzel. Hava da harika. Tam bir bahar havası. Ve bu gıcık konuyu konuşalım. Evet, maalesef. Kanayan yaramız. Bence bütün Türkiye'nin kanayan yarası. Evet evet. Sadece bize has bir şey değil. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oh, we're all excited. Just waiting for the night to come. I'm getting ready, ready 'cause we're second to none. Bir yerde, çok bohem bir yerde, Bodrum merkezde, Eski Çeşme'de Türkiye'nin kanayan konusunu konuşacağız. Kiralıklar. Ve kiralıklar ne oldu da bu şekilde arttı? Ne oldu? Bir önce tabii şeyi çekelim. Önce fotoğrafı çekelim. Evet, evet. Genelden bahsetmek lazım ki daha küçük yere, Bodrum'a kadar inince anlasınlar. Evet. Yani bu tabii sadece biz Bodrum kanalıyız ama Bodrum'un konusu değil. Tüm Türkiye'de bence buna şu anda deprem bölgeleri de dahil olmak üzere hepsinde gerçekten ben bu kadar hep Bodrum'dan ibaret zannediyordum yüksek kiraları. Ama İstanbul'da da hani bir bakayım dedim geçenlerde. Bakayım dedim. Benim bütün arkadaşlarım kan ağlıyor. Hepsi şok neredeyse oldum. Evlerinden şok çıkmak oldum. Zorunda kaldılar. Ben İstanbul'da Levazım tarafında oturuyordum İstanbul'da yaşarken. Tabii 6 sene oldu ama 6 sene önceki kiram gayet rahatlıkla herkesin bugün ödeyebileceği bir rakamdı. Yani hani çok yüksek asla olmayan bir kira ödüyordum. Şu anda benim apartmanımda bir daire kira verilmiş 37 bin liraya. Yani hani çok böyle bir lüks değil, şey değil. Sadece merkezi iyi bir yerde olan bir evdi. Peki. Ama inanamıyorum yani. Soru rakamları. Şu, yani tüm Türkiye'de böyle diyoruz. İzmir'de böyle, Bursa'da böyle, Balıkesir'de böyle. Bence deprem bölgeleri de böyleydi. Evin ne olduğuna bakmaksızın, lokasyona bakmaksızın. Türkiye'de ne oldu da biz nerede ipin ucunu kaçırdık da kiralar bu şekilde arttı? Yani 7-8 yıl önce, hadi 7-8 yılı bırakalım, geldiğimiz yılı da bırakalım. Hı hı. Bundan 3 yıl önce bile normalken şu anda nasıl oldu da insanların 3000-4000'e buradan çık buraya 20.000'e vereceğim dedikleri, 3000-4000 liraya kira veren insanlar çıktıklarında nasıl 20.000 lira ödeyecekler? Gelir düzeyi de mi arttı? Yani asla aynı hızda artmadı ve bu insanların temel ihtiyacı, yani barınma. Bir numaralı ihtiyacı barınma. Hani bu konuyla ilgili hala doğru düzgün bir önlem alınamamış olması, buna bir dur denememiş olması çok korkunç. Ama ev sahiplerini de bazen anlayabiliyorum, empati yapabiliyorum bazı noktalarda. Ben hem kiracıyım hem ev sahipliğim de var. Ama yani hakikaten ekmek 3 katına, 5 katına çıkmış. Yumurta 10 katına çıkmış. 6, 7, 8 katına çıkmış. Ya yani inanılmaz her şey. Yani temel gıda zaten aynı şekilde arttığı için hani onlar da arttırıyorlar. Bir de aslına bakarsan şöyle de bir durum var. Yani satılık ev sayısı da 3-5 seneye göre çok daha düşük olduğu düşük, için evet, bütün Türkiye'de. Evet. Sonuçta talep var ve insanlar evini kiraya verecekleri zaman 50 sene geri dönüşü olabilecek, 45 sene geri dönüşü evet, olabilecek rakamlardan evlerini kiraya vermek yerine o zaman da satmayı tercih ediyorlar. Peki biraz hani bunu da konuşalım istiyorum. Ben mantık yürütüyorum şimdi. Hani içsel olarak yürüttüğüm şeyi seninle yürüteceğim. Diyorum ki ben eskiden ya bu kirayı ödeyeceğine Meltem git bir kredi al diyorlardı. Aha. Şimdi bence o kredi imkanları da evet, bitince. Evet, kredi de bitti. Doğru diyorsun. İnsanlar şu anda son 2-3 yıldan bahsediyorum. İnsanlar kiralamanın daha hayatlarını daha iyi devam ettirebileceğini. Çünkü ev kredi kullanamıyorlar. Mecburlar yani bir şekilde barınmanız oturmak lazım ve mecbursunuz. Oturmak zorundasın yani bugün ama bugün burada bile en kötü ev yıllık kiralıkta 10 bin liradan başlıyor. Evet, korkunç. Yani baktığın zaman ya ben anlamlandıramıyorum. Neden anlamlandıramıyorum? Çünkü seninle hep konuşuyoruz ya yani %10'luk bir dilimden bahsetmiyoruz ki biz. Biz kalan Türkiye'nin %90
insanlık ekonomik diliminden bahsediyoruz. Herkesi maddi etkileyecek bir durumdan bahsediyoruz. Yani biz %10'u etkileyen bir konuyu konuşmuyoruz. Evet. Biz Türkiye'nin %90'ını etkileyen bir konuyu konuşuyoruz ve bunu konuşmaya da devam edeceğiz. Peki ikinci konuya geçelim. Ondan önce bir Bodrum'dan bahsedelim. Yani Bodrum nasıl bu hale geldi? Birazcık ondan da bahsedelim. Çünkü şöyle bir durum vardı. Zaten Bodrum'da çok fazla satılık ev yok. Kiralar çok artmıştı. Bu dediğim 2 sene öncenin şeyi. Tamam, Bodrum'a geçmeden önce bir şey soracağım sana. Hı hı. Yani bunu tartışalım istiyorum hala seninle. Bodrum'u bırak bir kenara koyalım. İstanbul'dan bahsediyorum. İstanbul'da insanlar yaşamak zorundalar. Bodrum bir seçenek. Aha. İstanbul'daki ev sahiplerinin fırsatçılığından da bahsedelim. Tabii ki yani burada fırsatçılıktan bahsedilebilir ama bir sürü açılımı var Meltem. Sırf fırsatçılık değil bunun açılımı. Bir sürü açılımı var. Enflasyonun artışının reel olarak gözükmemesi ve doğru düzgün kontratlama yapılamaması, ne ev sahiplerinin ne kiracılarının hakkının adil olarak savunulamaması ortada müthiş bir boşluk yarattı. Bir de yurt dışından çok fazla insanın gelip de evlere yerleşmesi tabii fiyatları iyice uçurdu. Yani bu bizim açıkçası şu gün yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Biraz buradan bahsedelim istiyorum ki hani burayı anlatalım insanlara. Yapabileceklerimiz elimizden gelen hiçbir şey yok. Bizi suçluyorlar. Emlakçılar arttırdı fiyatları falan diyorlar. Bence %100 haksız değiller. %100 haksız olunmayan bir nokta. Hakikaten emlakçılar abartı rakamlarla şey yapıp ev da piyasayı yükseltiyorlar. Ama bunlar tümüyle ev sahiplerinin istekleri dolayısıyla olabiliyor veya kabul etmeleri dolayısıyla oluyor veya açıkçası açgözlükleri dolayısıyla. Evet, biraz Bodrum'dan bahsetmek lazım. Bodrum ne oldu? Ne şekilde buraya geldi? Şimdi şöyle bir şey vardı. 2 sene önce benim arkadaşlarım beni arayıp buraya gelmek istiyoruz Covid dolayısıyla dedikleri zaman orada İstanbul'daki kiralar Bodrum'dan neredeyse yarı yarıya daha ucuzdu. Bodrum çok çok yüksekti oraya göre kıyasladığın zaman, İstanbul'la kıyasladığın zaman. Sonra ne olduysa bir anda tamamıyla eşitlendi. Hatta İstanbul fark atmaya başladı. Sonra inanılmaz bir fark atmaya başladı. Yani acayip bir arttı oradaki fark. Ondan sonra bu depremle birlikte ve buranın da yazının da gelmesiyle, sezonluk kiralıkların da çıkmasıyla birlikte arz da düşünce buradaki fiyatlar inanılmaz artmaya başladı. Çok talep geliyor. Ama talep var da ev var mı? Yok. Birazcık bunlardan bahsetmek lazım. Tabii şimdi bize bir de zaten her yılki kanayan yaramız. Ben 8. yılımdayım burada. Hadi bir yılın yarısını saymayalım. 7. yıldayım. Her Mart sezonluklara yavaş yavaş girmeye başladığımız için yıllık kiralık sıkıntısı çekiyoruz. Bu senenin farkı ne? Bu sene biraz daha yıllık kiralık görülüyor. Neden görülüyor? Gene hala az ama sezonluklarda biliyorsun bazı zorunluluklar ortaya çıktı. Özellikle fazlasıyla denetim başladı. Çünkü ev sahiplerinin pandemi dönemince kafasına göre kiraya veriyor olması tam anlamıyla cümle bu çünkü kafasına göre yani ben bu rakamı istiyorum bu rakamı da alıyorum. Kontrat nerede? Şey nerede? Yani yasal olmayan her şey denetlenmeye başladı. Güzel haber ama bunun için belli başlı şartlar var. Yani ruhsat zorunluluğu var. Ruhsat zorunluluğu var ve benim arkadaşlarım açıkçası tamamıyla bu işi legal yapmak, her şeyi kitabına uydurmak için atladılar. Ankara'dan, İstanbul'dan buraya geldiler. En aşağı 2-3 tane arkadaşım kendi evini legal olarak kayıt ettirmek ve yaptıkları sezonluk kiralıktan tamamıyla vergilerini vermek için. Yani çıkartılan şeyleri sana anlatamam. Yani hani vergiler, uğraşma, gayret. Bunun bir şekilde rahatlatılması lazım. Sistematiğe sokulması lazım. Bunu yapamadan direkt eski usul, bildiğimiz usul önce yasağı koyalım, önce korkutmayı yapalım. Ondan sonra düzenlemeyi nasıl olsa yaparız demişler yine. Ve inanılmaz yani jandarma için ayrı uğraşmanız lazım, belediye için ayrı uğraşmanız lazım, vergi dairesi için ayrı uğraşmanız lazım. Ve sanki bir küçücük bir artı biriniz varsa kocaman bir butik oteliniz varmışçasına bir vergilendirme sistemine girmeniz lazım. Bu ne demektir? Yine bu senede herkes illegal şekilde evini kiralamaya devam edecek. Çünkü bunu yapmak kolay değil diyerek bu işten vazgeçecekler. Bu da tekrardan yine söylüyoruz. Bu videonun konusu kiraların yüksek kalmasına sebebiyet oluşturacak. Şimdi bir de
de şey var tabii baktığımız zaman. Bazı zorluklarla karşılaşıyor ev kiralamak isteyenler. Bunlardan en önemlisi tabii ki de ev sahiplerinin anlık kararsızlığı. Biz bunu seninle bu sene maşallah çok fazla yaşadık. Maşallah diyorum, sinirli maşallah bu. Çünkü bir sezonluk mu vereyim, yıllık mı vereyim, yıllık mı vereyim, dur sezonluk mu vereyim derken böyle 2-3 tane iş iptal oldu. Bu iyi bir şey değil. Yani kararsız kalmış ev sahipleri veyahut da işte ya yıllık alacağım ama Haziran Temmuz'da şöyle para alırım diye düşünen insanlar da biraz bizimle açıkçası oynuyorlar. Hoş değil evet. Yani bunu da özellikle not düşüyorum. Bu tarz çalışmalara girmeden önce lütfen kiralıkla ilgili veya talepleriniz gelmeden önce kesin karar vermiş olmanız bizim için çok çok önemli. Beraber de karar verebiliriz ama yeter ki verilen kararın arkasında duralım. En önemli kiralayanları zorlayan şartlardan bir tanesi bence bana kalırsa yıllık peşin istenmesi. Ki burada bazen ev sahibine de hak veriyorum. Çok ciddi olaylar yaşanıyor burada. Evet, pat diye çıkıp ondan sonra yazın en de sıcak dönemde evlerin boş kalmasına sebebiyet veren de bir sürü kiracı evet, oldu. O yüzden bunlar tabii hep tecrübeyle sabit olduğu için yıllık peşin istenmesi çoğu zaman zaten yıllık zar zor, aylık zar zor kirasını ödeyebilen insanlar için yıllık peşin çok zorlayıcı bir şey. Bir şey daha çok zorluyor. Örneğin süreli kiralama yapmak. Yani ben bir yıl sonra çıksınlar istiyorum. Ama bir yıllık plan yapılmasını istiyorsun. Onu bırak bir yıl, bir yılı bırak. Şey Nisan ayında sezonluk kiraya verebilmem için Nisan'da Mayıs'ta çıkın diyorlar. Biz mesela kesinlikle o tip biz ev sahiplerini kabul ama etmiyoruz. Zaten öğrendiler bizi aramıyorlar. Yani evet aramıyorlar da aynen öyle. Evet, yani. Ama biz buna etik bulmuyoruz açıkçası. Yani ben evimi kış döneminde de kiraya vereyim ama yaz döneminde ben kendim vereyim. Siz kendiniz çalışmayın. Yani bunu yani bizim yaptığımız emeğe aykırı buluyoruz ya bir açıkçası. De zaten yani bir tek siz mi akıllısınız diyesi geliyor insanın. Yani böyle şeyler yapmayalım. Kim çift taraflı yapmasın. Ama buna da ihtiyacı olan insanlar var. Maalesef ki ev sahipleri bu konuda da güzel karlar ediyorlar. Evet. Üzülüyorum ama. Ona herkes kendi hakkını koruyacak. Evet. Kimse kimsenin hakkını korumak zorunda değil. Tabii. Her emlakçı, her ev sahibi herkes kendi hakkını bilecek. Yanımızda Ayfa da var. Ama neredeyiz ondan biraz bahsedelim. Şimdi biz yürüyorduk. Şeyde Eski Çeşme'de bizim sevdiğimiz caddenin üstünde yürüyorduk. Ondan sonra rahata düştük. Rahatımıza da düşkünüz zaten. Ay çok korkunç espriler yapmaya başladı. Rahat neresi onu bilmiyorlar. Rahata düştük ne demek dediklerini bilmiyorlar. Şimdi burada Eski Çeşme'nin üstünde böyle bu su yeşili bir mekan vardır ki o hep dikkatimizi çekiyor. Evet, kaç kere geleceğiz ama hep kapalıydı yani. Hep evet, çünkü biz öğlenleri geliyoruz. Öğlenleri kapalı. 4'te açılıyor burası. Benim aynı zamanda sevdiğim bir meslektaşımın da oğlu çalışıyor burada. Ona da çok selam. Şimdi burası aslında bizim... İsmi Rahat. R-A-A-T. Evet. Benim eskiden tanıdığım birinin mekanı. Sevgili Gökçe'nin mekanı. Ama bugün yok. Biz gene geleceğiz. Belli oldu. Evet. Burayı sevdik. Evet. Burayı sevdik. Enerjisini çok sevdik bir kere. Okey. Birazcık önce burayı gezelim. Biraz tamam. Bakalım nasıl tamam. Bir yermiş. Ondan sonra siparişimizi veririz. Sohbetimize devam ederiz. Gezdik. Gezdik. Çok güzel değil mi? Beğendiniz. Çok güzel. Bak bu pencereyi de çok sevdim ben. Evet. Harika bir yer. Özellikle Meltem dedi ben burada çekim yapmak istiyorum evet. Dedi. O yüzden kurduk kamerayı buraya. Ama oturmadan anlaşılmıyormuş burası. Ben hep gece de geçiyorum önünden ama oturmadan anlaşılmıyormuş. Çok keyifli bir nokta. Köşede de kalıyor. Gayet keyifli. Bir tane daha burada bir bölüm çekeceğiz. Evet. Belli oldu buranın artık. Bir de özelliğinden evet. Bahset. Özelliği şimdi 100'e yakın biradan bahsedildi of. Bir kere. Burada gerçek bir bira deneyimi yaşatılıyor.
kişiye özel, neyi seviyorsun, bunu buluyor ve sana o birayı sunuyor. Bence çok çok güzel bir şey. Ama bunun yanında... Ramazan'dan sonra gelmemiz şart buraya. Peki, sen içme. Sen içme, Ramazan'da içmiyor. Bunun yanında bir şey daha var. Kahve, iyi kahve. İyi kahve de çok önemli. Yani iyi kahve ile iyi birayı aynı anda buluşturan kaç tane mekan var? Çok enteresan. Aslında sadece birer birasıyla veya sadece kahvesiyle meşhur olur. Burada ikisi birden var. İkisi ve bayağı kokuyor. Da ciddi çeşit var ya. Yani. İkisi de kokuyor bu arada. Evet. Ve aynı zamanda kokteylleri var. Ben mekanı çok sevdim. O yüzden hani şimdi güzel bir kahve içelim bence. Evet evet. Keyifli bir kahve içmemiz lazım. Biz ne kahvesi içeceğiz ama? Ne içeceğiz? Böyle de gelebilir. Çık, böyle de gelebiliriz. Anlat bize. Anlat. Sütlü, sade, soğuk, sıcak olarak seçenekleri ayırabiliriz. Evet. Americano filtre kahve, okay. Latte, cappuccino, flat white, cortado. Okay. Soğuklarda da ice latte, ice americano, cold brew. Önerebilirim. Ben tatlı bir şey içmek isterseniz Lotus Bisco Tafinat. Of yok. Of yok yani. Of yok derken de of yok. Mocha önerebilirim tatlı kahvelerden. Sen içebilirsin. Ben mocha'yı severim. Ben mocha istiyorum. Ben de Fred White. Teşekkürler. Evet. Nerede kaldık? Sokaklardan buraya daldık. Evet. Bir anda geziyorduk. Ne güzel sohbet ediyorduk. Dedik ki buraya girmemiz lazım. Açılmış. İlk defa yakaladık. Girdik. Evet. Kiralıklarla ilgili konuşurken çok sık sohbet ediyoruz. Çünkü bizim telefonumuz, çok teşekkür ediyoruz her şeyden önemlisi, acayip çalıyor kiralık. Özellikle de depremden sonra İstanbullular, yani depremden endişe duyan İstanbullular. Yani zannediliyor ki depremzedeler geliyorlar. Hayır. Hep İstanbullular şu anda kadar arayanlar ve hemen buraya gelip buraya taşınmak istiyorlar. Çünkü anladığım kadarıyla kendi evleriyle ilgili huzursuzlukları olan çok insan var. İstanbul'da oluşabilecek bir depremden çok fazla korkan insan var. Çok da haklılar. Ama bir önceki videomuzu da mutlaka seyretsinler. Bodrum depreme hazır mı? Onu da izledikten sonra gelsinler. Evet, yani gene bir deprem bölgesine geliyorsunuz ama nispeten anlatılan korkunç senaryodan tabii daha iyi olduğu için evet. Ona da bir şey diyemiyorum yani. Biz trafik ve şehir stresi sebebiyle buralara kaçmış insanlarız. Bu kaçış başka bir kaçış. Yani bu korkuyla ilgili bir kaçış aslına bakarsan. Şimdi Bodrum'daki duruma geri dönüyorum. Hı-hı. Nedim bizi oradan bağlamayacak ama en son konuştuğumuz konu aslında ev sahiplerinin peşin alıyor olması ve bunun altında yatan neden olması. Ve kısa süreli kiralamaların da, yani bu bir yıl kiralayabilirsiniz, 4 ay kiralayabilirsiniz şeylerin de kiracıların elini kolunu bağlaması. Bir şey daha var. Şimdi bolca satılık çıkmaya başladı haliyle piyasaya. Hem sezonu geliyor hem de belki piyasa döner. İnşallah. Ama bunların arasında kiralığa uygun olabilecek çok yüksek fiyatlı satılıklar var mesela. Evet. Yani burada da ben bizlere aslında... Bizlere ne düşüyor? Yani ben, yani biz yaptığımızı düşünüyorum. Sen de ben de bunu yapıyoruz. Satılamayacağını düşündüğümüz, yani piyasanın çok üstünde, çok astronomik kalmış evlerin boş durmaması gerektiğini ve bir şekilde kiralığa yönlendirilebilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu illa astronomik fiyatlı evlerde olması lazım değil. Yani 2,5 milyon lira edecek bir evi 5,5 milyon liradan da satışa koyan çok fazla bizim emlakçı tanıdığımız ya var. Ya satılırsa? Evet. Bu da ev sahiplerinin baskısıyla orada dursun, bizim acelemiz yok. Ya önemli değil ya, sen koy ilana bakarız diyen insanlara açıklamak lazım, net olmak lazım. Biz seninle bunu gayet iyi başardığımızı düşünüyorum. Sizin eviniz bu rakama satılmaz. Satılacağını düşünüyorsanız da biz öyle düşünmüyoruz. Biz sizinle çalışamayacağız. Evet. Mı söylemek lazım. Birazcık emlakçılar da ev sahiplerini bu şekilde gerçeklere doğru yönetirlerse, evet. Yöneltirlerse evet. O zaman onlardan da çok fazla kiralık çıkacağını düşünüyorum. Çünkü çok fazla satılık var. Yine geçen senelere göre az ama çok fazla satılık var ama kiralık yok ve herkes kiralık arıyor. Yani satılıklarda o dediğin o astronomik rakam satılıkların satılabilmesi için, bunu daha önce de konuşmuştuk ama her videoyu herkes izlemiyor. Ben burada gene yenileyim, gene söyleyeyim. Çok emsalsiz bir evinizin olması lazım. Ben Meltem olarak bu evi satıyorsam, yani Meltem benim evim. Ben 3 liralık evime 10 lira istiyorsam benim evimin etrafta emsalinin olmaması lazım ve ben bir tane daha Meltem arıyorum anlamına geliyor. Aynen öyle. Başka türlü emsallerinin olduğu bölgede evler bölgenin metrekaresinden değerlendirilir. Lütfen bu konuda birbirimizi eğitmeye devam edelim. Eğitmek kötü bir şey değil, yani bu anlamda kötü bir şey değil. Sadece bilinçli bir yaklaşım gerekiyor. Doğru, evet, için. Tabii ki. O yüzden bu tarz evleri satılıktan ziyade, ya şu sezonda
ve şu fiyata eviniz satılmaz ama size bir gelir kapısı olabilir. Evinizi kiralayalım mı demek bence hepimizin hakkı ve bunu daha çok dile getirmeliyiz bana kalırsa. Evet. Neden? Evet, kesin. Bazen ev sahipleri cesaretlendirilmek istiyor. İyi bir kiracı bulabilirim size. Evet ve çok pırıl pırıl profiller müthiş geliyor. Ya. Bizi arayan insanlar çok çok teşekkür ederim. Çok tatlı insanlar geliyor. Yani. Ama öyle bir duruma geldik ki bize niye kiralık bulmuyorsunuz? İstemiyor musunuz bize kiralık bulmak gibi de şeyler, sitemler yiyoruz. Evet. Aslında ya, hiç bizimle alakalı olmayan bir konu bu yani. Bir de kedimiz çok şeker. Orada. Bayağı bizimle takılıyor ya. İnanılmaz kamera seviyor. Bayağı meşhur oldu yani artık. Artık o bir celebrity yani. Ama senin tarafında durması da yani bir ayrı bir olay. Onun yeri orası belli ki yani. Sen onun yerinde yanında evet, duruyorsun. Evet, ben onun önünde duruyorum. Peki bir de şimdi şey var tabii. Alternatif olarak çok yüksek kiralıklar kaldı. Evet artık. Yani piyasada onu biraz açıklayalım aslında. Piyasada şu anda maalesef Bodrum için hiçbir kiralık alternatifi yok. Acayip derecede çok telefon alıyoruz biz. Kim bilir bizim meslektaşlarımız da kiralık aynı çok durumdadır. Kiralık çalışanlar ne yapıyorlar? Sadece kiralık çalışanlar bile alternatif üretemiyorlar. Çünkü dediğimiz gibi, demin söylediğimiz gibi ciddi anlamda bir talep var ve geneli %90'ı İstanbul'dan hep endişe dolu deprem korkusu yaşayan insanlardan geliyor. Bir de şeye dikkatimi çekti. Yaklaşık 2-3 haftadır depremden beri kiralık servisi veriyoruz ya. Ben açık konuşayım. 50 bin liralık evle 80 bin liralık evin aylık yani. Farkını anlayamıyorum. Bence zaten o aradaki farklar falan kayboldu. Yani hani diyor ki kim müşterimiz ne mesela mi yani? Ben diyor 50 bin liradan diyor 70 bin liraya çıkartıyorum bütçemi diyor. Ne oldu? Ne oldu? 20 bin lira daha verdi ayda. Bir havuzu olması lazım. Bir belki çok güzel bir deniz manzarası olması lazım. Yok. Hiçbir fark yok. 50 bin lirayla 80 bin lira arası neredeyse tıpatıp aynı evlere bakıyorsunuz. Evet. Geziyorsunuz. Ve konuştuğumuz rakamlara çok bak. Ben inanamıyorum. Çok 50 yok. Bin ne aylık? Ama yok bu 80 arada. Bin yok. Onlar bile yok. Onlar bile yok. O şu demek aslında, ben arayış adı altında konuşabilirim. Maşallah biz de ayağımızı sürdük arkadaşlar. Böyle şeyler oldu. Çok güzel kalabalık geliyor. Arkası doluyor. Şöyle bir şey oldu. 50 bin çarpı 12 600 bin. Bodrum yatırımcısının aslında verebileceği bir kira. Çünkü Bodrum yatırımcısı şu gözle bakıyor. Ben bu seneye bakarım. Nerede yaşayacağımı anlarım. Seneye de ev alırım. Evet. Bir bakmaya geliyor aslında. Evet. Yani o da, ben başka bir videomuzu önereceğim yine. Seninle çektiğimiz bir video vardı. Satılık mı kiralık mı? Ben çok net söyleyebilirim ne ki haklıyım, orayı izleyin. Ne bulursanız alın, geç alacak dedim size demiştim. 6 ay önce demiştim diye demiştim. İzleyin o konuyu. Şey gibi annem demiştim demeyi sevmiyorum. Peki biz yapmamız gerekeni yapalım önce. Evet. Kiracı adaylarına neler öneriyoruz? Evet, bence aynen öyle. İlk. Önce yine de bizi aramalarını öneriyoruz. Bizi arayın. Bizi arayın. Şu numaradan arayın. Bak yazıyorum şimdi ekrana. Nedim, ekrana tekrar bir yazsana numaramızı. Evet, burada. Bu numaradan bize ulaşın. Niye bunu söylüyoruz? Hiçbir kiralık yok. Siz ne yapacaksınız diyorsunuz ya. Şu anlamda bizim bir faydamız olabiliyor. Biz sizin acayip rakamlardaki o evleri tutmamanıza sebebiyet verebiliyoruz. Çünkü kazık yedi. Net olarak gösterebiliyoruz. Evet. Bu birinci şeyimiz. İkinci, satılıklardan kiralık yaratabilme opsiyonlarımız oluyor. Çok nadir de olsa. Ama tabii hayalperest de olmamak lazım. Yani şu beni mesela çok rahatsız etti geçtiğimiz haftalarda. Bizi arayıp kızan insanlar da oluyor. Bulamıyor musunuz 15 evet, bin liraya ya, kadar, 10 bin kapattı, liraya kadar? Biri kapattı yani. Bildiğin suratıma kapattı yani. Ya Meltem, ama bu da bence çok büyük haksızlık bize ve bence onların yarattığı biraz da fırsatçılık. Şimdi İstanbul'da özellikle Levent'te kot altı, ikinci kot dairesini 25 bin liraya kiralayan insanlar buraya gelip 15 bin liraya havuzlu, deniz manzaralı, müstakil ev bulabileceklerini hayal ediyorlar. Yani gerçekten bu birazcık artık fırsatçılık, hayal görmek ve biz ne demek yok 15 bin lira çok yüksek bir rakam dediğiniz zaman size verebileceğimiz bir cevap da yok. Çünkü bunu biz yapmıyoruz. Piyasanın getirdiği bir hal, ama özellikle İstanbul'da bu piyasayı bu kadar iyi bilip de buradaki bu piyasaya bu kadar sinirlenmek de çok normal bir tavır gelmiyor bana. Çünkü hala daha Bodrum'u düşük, yani ucuz fiyatla yakalayabilirim evet, diye düşünüyor. Bunlar hiç Bodrum'u bilmeyenler tarafından oluyor. Bence şu anda İstanbul'un iyi mahallelerinin bile %30, %40 üstünde bir kiralık fiyatları var burada. Evet, hak etmiyor. %100 o konuda herkesle hemfikirim. Ama maalesef gerçekler bu. Çünkü çok az sayıda var. Evet. İkinci konu, yıllık peşin istemese bile yıllık peşin ödemeye hazırlıklı olarak
gelmek gerekiyor. Evet. Bir de ben şeye kesinlikle bir daha üstüne basa basa söylüyorum. Lütfen uzaktan ev aramayın. Evet. Yani bu iş uzaktan olmaz. Bunu defalarca söyledim. Siz gelene kadar sizin baktığınız ev eğer iyi fiyatlı evse tutuluyor zaten. O bir mucize değil yani. Aynen öyle. Bizim kiralık alarmımız var sahibinden de. İyi gördüğümüz, bir gördüğümüz duygu fiyatlı evi bir daha görmüyoruz. Evet. Normal olan o zaten. Yani. Evet ve de gerçekten kapının önünde sıra olan evleri görüyoruz. Artıranlar bayağı bildiğin var. Evet, kapının önündeki sıraya ev sahibi çıkıyor diyor ki ben bu evi diyor bu fiyata veremem, arttırıyorum evet, fiyatı diyor. Evet, artıran var yani. Bir gerçekten de... çılgınlık yani. Hani bunları savunuyormuşuz gibi gözükmeyelim. Bunlardan nefret ediyoruz yani. Sevmiyoruz ama bunun içindeyiz yani, yaşıyoruz. Evet, evet. Bu bizim eşimiz, dostumuz için de geçerli, arkadaşlarımız için de geçerli. Ama yani bugün de arayan bir müşterimiz vardı. Dedim ki uzaktan ev aramayın. Yani evet. Siz uzaktan sadece sahibinden de 3-4 tane eve bakıp piyasayı anlamlandırmaya çalışıyorsunuz. Hayır, gelin buraya. Hangi semti gezmek istiyorsanız semtin muhtarına gelin, bakkalına gelin, kendiniz iletişim kurun. Sadece emlakçıların yapamayacağı veya emlakçının bilmediği birçok evi esnaf biliyor zaten. Evet, evet. Ve bazen ev sahipleri emlakçıların getirdiği bekar insanlara ev vermek istemiyorlar. Bu hala var. Siz aile olarak onlara görünürseniz bu da bir aslında ipucu sizin güzel için. Güzel bitiyor. Evet. Bu siz aile olarak bu kişilere yani atıyorum mahallenin marketinin bir evi var. Hı-hı. Veya bir akrabasının evi var. Siz aile olarak ona gözüktüğünüz zaman bambaşka diyor ki abi de çok iyi bir aile geldi. Evet. İster misin diyor. Şimdi buna her emlakçı bu konuda bilgili ve şey değil ki. Sizi de güzel tanıtamayabilirler açıkçası. Ki. Onlara mesela sezonluk evlere de teklif götürülebilir. Siz ha, kendiniz evet. Bunu yapabilirsiniz. Yani bunu biz de yapabiliriz, siz de yapabilirsiniz. Referans mektubu yazabilirsiniz. Mutlaka. Yani bir şekilde iletişime geçmeniz lazım. Gerçekten kara borsa olan bir pazarda kendinize bir yer bulmaya çalışıyorsunuz ve inanın sizin rakibiniz çok fazla kişi var. Burada ne yaparsanız yanınıza kar kalır. Ama burada olmanız, Meltem'e katılıyorum, şart. Geçen gün bizim Furkan iş arkadaşımız yarın gelecek, ertesi gün gelecek bir müşteriye iki tane kiralık çıkarttı. Ertesi sabah ikisi de verilmişti. Evet, evet. Bir günlük şey. Maalesef. Böyle hızlı oluyor bu işler. Evet. Ve alternatif semtler var. Mesela işte sizin sahibinden de çok rastlamadığınız, yani fazla olmayan ama ev çıktığında yine mahallenin bildiği bazı semtler var. Evet. Örneğin Kızılağaç. Bodrum'a çok yakın. Yaklaşık 20 dakika uzaklıkta. Hı hı. Örneğin Gürece. Gürece İslamhaneleri. İslamhaneleri var. Evet. Bunlar orta kent olarak siz görüyorsunuz ama gerçekten mahalleye gittiğinizde farklı kiralıklarla karşılaşabilirsiniz. Sadece sahibinden de arama yaparak bir şeyler bulabileceklerini yok, düşünüyorlar. Hayır. O olmuyor. İşte bu mesela bu söylediğimiz mahalleleri mesela bilmiyorsanız ciddi anlamda yüksek fiyatlara mahkum kalacaksınız evet. Demektir. İşte bu hep destek, hep bilen birilerinden yardım olmak ve bir kişiden. Yani bizi arayan insanlar oluyor. Ben diyor ki sahibindendeki bütün kiralıkları aradım. Bir de size sormak istedim. Arkadaşlar o bizim çalışmamız için artık geç olan bir süreç. Yani hepsini siz aradıktan sonra siz bir süre emlakçı sizinle iletişime geçecektir. Ondan sonra bizim yapabileceğimiz çok bir şey yok. Bir de geldim var. Geldim diyorsunuz. Ya geldiniz ben ne yapayım geldikten sonra siz? Geldiniz bir gün kalıyorsunuz. Ben bir gün içinde size mucize yaratacağım. Böyle bir şey yok ki. Yani bir ön hazırlık gerekiyor bunun için. Aynen. Yani bizim bir çalışmamız lazım 3-4 gün öncesinden ki siz geldiğinizde biz hazır olalım. Ben geldim nereleri görebilirim bugün? Hiçbir yeri göremezsiniz. Ben öyle hazırda elimde 20 tane kiralık tutmuyorum. Aynen. O yüzden lütfen gelmeden önce bizi muhakkak arayın. Arda şimdi serbest atış yapacak. Evet, şimdi bu işler nasıl düzelir başlıklı tam, programımıza hoş geldiniz. Tam şey değil mi bu? Rakı masasında siyaset konuşuyor. Aynen öyle. Şimdi bu işin düzelmesi lazım. Nasıl düzelecek? Birincisi bu bizim yapabileceğimiz hiçbir şey değil. Tamamıyla hükümete, tamamıyla bu işleri düzenleyenlere, kural koyucuya düşen bir görev. Artık enflasyonun gerçek reel değerinde açıklanabileceği şeffaf bir sisteme geçilmesi lazım. Bu şu anda kiralıkların bu kadar azalmasının ve fiyatların bu kadar artmasının başlı başına birinci sebebi. Kendimizi kandırıyoruz, ev sahiplerinin fırsatçılığı diyoruz, birilerini suçlamayı deniyoruz. Suçlamayı esas en tepeye yapamadığımız için bunlar oluyor. Biraz bunu söyleyebilmek lazım, şeffaf olabilmek lazım. Doğru düzgün açıklanmayan, net açıklanmayan enflasyon oranı bu kontratların hepsini boşa çıkartıyor ve bugün kiraya verebilecek bir sürü insanlar ben evimi kiraya veremem. Çünkü 2 sene sonra, 1 sene sonra tamamıyla enflasyona yenik düşeceğim diyor. Evet. Ve bu korkuyla yaşıyorlar. Evet. Bir de bence adaletin
de yani sistemin de doğru düzgün işlemesi lazım burada. Yani bu sistemin doğru işlemesi demek de ancak hani kontratın gerçekçi olarak yapılabilmesinden başlıyor. Yani güven unsurunun oluşması lazım. Burada önce devlet bu güveni verecek. Sonra iki taraf karşı tarafa birbiriyle bir kontrat yapacak. Ama o kontratın arkasında tümüyle devlet var. Dedim sana rakı masası çözülmez bu yani. Bu bir çözülmez. Rakı masası muhabbeti çözülmez. Yani. Bu ama burayla ilgili şeyleri biraz çözebileceğimiz şeyler var. Peki. Bodrum bazında bazı konular var bizim dikkatimizi çeken. Şimdi biraz onların üstünde konuşalım. Zaten ondan sonra bu kısa videoyu da kısa bilgilendirme videosu gibi çektik. Sonlandıracağız. Evet. Birincisi ne diyorsun bu tiny house'lar pıt 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 patlamış mısır şeklinde tiny house ticareti dediğimiz bir şey var aslında. Yani hani tiny house evet biz de kendi videomuzu yaptık. Ama yani kendi eviniz için yapabilirsiniz. Onu bir araç kabul ediyor belediye, devlet. O bir motorlu araç olarak görüyor. Ama yani bunun otelleri açılmaya başlandı. Ciddi anlamda yan yana 20 tane 30 tane tiny house alıp otel yaratıyorlar. Yani bunun mesela olmaması lazım. Bu bir şekilde düzene girmek, sisteme girmek istiyorsak tiny house'un ticareti, otelciliğinin kesinlikle önlenmesi lazım. Bizim bütün ev sahiplerimize bir aylık kiraya verenleri bile belediyeden arıyorlar. Diyorlar ki işte size mühür veririz, şöyle yaparız, böyle yaparız. Ama tiny house'lar burada oteller oluşturulmuş. Oteller oldu resmen. Hiç kimse hiçbir şey söyleyemiyor. Hazır ona gelmişken sezonluk kiralarda da belli başlı o demin konuştuğumuz, sokakta konuştuğumuz konu var ya onun tekrar düzenlenmiş olması lazım. Evet, yani gerçekten bunun disiplin altında yapılması lazım ki yani buna aracılık eden de yıllar önce bunun bayağı cezası yaşandı yani cezalara yapıldı. Evet. Buna aracılık geliyor göreceğiz yani bu sene bence çok ciddi cezalar yazılacak ama ne şekilde tamamıyla milli piyango kime çıkarsa o ceza var. Evet doğru söylüyorsun. Peki mumcular tarafında hala ekonomik kiralamalar olduğu için belki bir sistem kurulabilir arada değil mi taşıt? Evet yani o mesela benim aklıma geldi. Mumcular şu anda düşük kiralıkların merkezi haline geldi. Çok da düşük de değil artık. Oralarda da 5.000 lira, 6.000 lira, 7.000 liraları duyuyoruz. Ama mumculardan buraya gelmek zor. Oldukça uzun bir yolu var. Ve kendi arabanızla geldiğiniz zaman zaten hani orada 5.000 liraya kiralık tutsanız 5.000 lira da benzini harcayacaksınız. Oldu size 10.000 lira. Burada bir şekilde uygun fiyatlı bir toplu ulaşım sistematiği kurulması lazım. Özellikle mumcular için. Bence bu mumcular çözümü olabilir. Bodrum'un mumcular bu işi kolaylaştırabilir. Evet. Bir diğer konu hep söylüyoruz. Demin de söyledik. Tekrarlamakta fayda var. Videoyu en azından yeni açanlar için. Boş evlerin de durmaması gerekiyor. Evet. Ne satılıyor ne de kiralanıyor evler var çünkü. Onlar mesela atıl evler. Hı-hı. Yani yurt dışında. Yurt dışındaki insanlar kimseye güvenemiyorlar. Lütfen bizi arayın. Bunu çok sık yapmaya başladık artık. Evet. Biz bu işi sizin adınıza halledebiliriz. Gerçekten sizin de gözünüz arkada kalmayacak şekilde hem kiralamanızı hem satışınızı yapabiliriz. Bu boş ev sorununun da ortadan kalkması gerekiyor. Aynen çok fazla öyle. Boş ev var yani. Gelinmeyen ama kiraya da verilmeyen çok ev var. Yani Meltem 200 bin tane ev var Bodrum'da. Biz hep her videoda bahsetmeye çalışıyoruz. Biz İstanbul'un minnacık bir ilçesi kadarız. Evet. Küçücük belki bir mahalle, büyük bir mahallesi kadar bile olabiliriz. Ve aslına bakarsan bu kadar büyük bir göçü kaldırabilmesine imkanı ihtimali yok. Yok canım çok herkes geçti zaten kalıyordunuz. Geçmeyen kalmadı neredeyse. Oldukça sosyal bir ortamda oturuyor. Rahat bir ortamda. Rahat bir ortam. Geliyor. Oradan geliyor mısır. Çok tuz kattın ona. Çok tuz kattın. Mısırı bir tuzladı sonra. Ben alayım o zaman. Mısırı çeksene. Ben alayım. Mısırı çek. Mısırı çok nerede? Fena. Ne yaptın? Bu konu bitmeyecek. Ya bu konu bitmez yani. Kanayan yara şu evet, anda. Evet şu anda. Ama bayağı lütfen açık yara. Bu videoyu size gönderdiysek ki göndereceğimiz çok kişi olacak. Bize kızmayın. Bizimle alakası yok. Biz çalışmıyoruz, biz uğraşmıyoruz, biz sizinle ilgilenmiyoruz değil konu. Gerçekten piyasada kiralık yok. Gelip buraya gelirseniz çok net göreceksiniz. Evet. Uzaktan öyle hissediyor olabilirsiniz. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Ama ben geçen gün de söyledim. 13 bin liraya yer arıyorum dedi. Dedim ki listede 12 kişi var. Hazır mısın 13. olmaya? Yok çünkü yani. Aynen. Kendi arkadaşımız bile kendi çabasıyla buluyor. Kaç senelik Bodrumlu, burada doğmuş insanlar bile şu anda kiralık ararlarken
bocalıyorlar. Evet. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Yani biz ne yapalım böyle bir durumda? Evet. Ama ev sahiplerine sesleniyoruz. Lütfen çok cici, çok tatlı insanlar bizi arıyor. Çiftler, genç aileler. Bunlar acilen ev ihtiyaçları var. Bütçeleri de hiç fena değil. Lütfen kiralamayı bir opsiyon olarak düşünün. İyi bir avukata yaptırdığımız iyi bir sözleşmemiz var. Evet. Bu sözleşme her iki tarafı da koruyacak nitelikte. Biz de her türlü desteği vermeye hazırız. Evet. Bu hafta da bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bizi dilediğiniz zaman arayabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz. Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz haftaya. Görüşürüz. Bay bay.